direkt söylüyorum sana İmamoğlu. Direkt. Seviyorum adamı, cumhuriyetçiyim. Atatürk Cumhuriyeti'ne sahip çıkıyorum. Bu kadar basit. Murat Kurum hakkında 1000 tane oyum olsa 1 tane vermem. Cumhuriyetçiyim, Cumhuriyeti'ne sahip çıkıyorum. Ben emekliyim, ben sözümü sandıkta söyleyeceğim. Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Murat Kurum ne yapmıştı, şimdi ne yapmayı planlıyor? Önce o kadar insanların canı gitti. Onların aslında hesabını bir versin. Ondan sonra baksın Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı şeylere bir baksınlar. Kimse bir çocukları yurt açmış mı? 40 liraya lokantaya yemekler açtı. Emin ol bütün AKP'ler gidiyor da yiyorlar, içiyorlar. Karınlarını doyuruyorlar. Geliyorlar burada askıda ekmekleri biz bırakıyoruz. Anladın mı? Ama onlar geliyor alıyor yiyor. Ondan sonra diyor ki şükür olsun. Hiçbir şeyde şükür yok. Mübarek kandil günü yeter artık ya. Ekrem İmamoğlu sonuna kadar. Adam gibi adam arkadaşım. Kim ne derse desin. Ekrem İmamoğlu. Hizmetleri var. İsrafı kesti. Kreşler açtı, yurtlar açtı, alanları genişletti, israfı azalttı, tavanları azalttı. Onun için Ekrem İmamoğlu. Ben Atatürkçüyüm, sosyal demokrat bir insanım. Laik cumhuriyetin savunucusuyum. Emekliyim, emekli bir aç köpeğim ben. 7500 lira alan. Onun için gidip bunlara sandığa oy vermeye değmez. 36 tane partinin hiçbirisine değmez. Bu millet sandığa gittiği sürece bu burnu da boktan çıkmaz. Ben Murat Kurum ya. Murat Kurum kim ya? Ben daha doğdum bittim bu tarafa oy vermedim. Ben Ekrem İmamoğlu. Başkası olmaz. Hırsızlığı yok. Çalması yok. Adam adama bağırıp çağırması yok. Adam kayırması yok. Liyakatı var. İnsan gibi insan, ne diyeyim, hepsini say. Say say bitmez. Hırsızlık yapmıyor en azından. Tarikatlara, cemaatlara para aktarmadı. Bunların işi gücü yemek. Yesinler, içsinler. Diğerleri ne yapıyorsa yapsın. Çöpten ekmek mi topluyor? Öğrenci aç mı gidiyor? Çocuk okula aç mı gidiyor? Yatağa aç mı yatıyor? Onların umurunda değil. Onlar kendi karnı doysun. Altına sıfır arabaları ver, gelsin, tozsun. Bunlar amacı bu ya. Bunlar insan kayırma değil ki. Bunların bu zamana kadar, ben 70 yaşındayım. Ben bu zamana kadar bunların insan kayırdığını görmedim ya. Hiç kayırmazlar, hiç. Hep kendileri. Hep kendi ceplerine. Biz bu AKP'nin zihniyetine kurtulmak için, ya arkadaş adayı çıkartma, dur AK Parti bu sefer İstanbul'da kaybetsin. Yanılsam arkadaşlar destesen yanlış. Ben bak HDP üyesiyim. Biz AKP'de, Bahçeli'de kurtulmak için bunu yapıyoruz. Bunlar gelmiş aday diyor. Yarın İmamoğlu 80 bin, 100 bin oy daha kaybederse sebep ki biziz. Ne yaparız yine konuşuruz, valla biz yaptık. Ya arkadaş çıkartma. Sen AKP'de kurtulmak mı istiyorsunuz? Adayı çıkartma. Bu sefer de devrim zaten kökü gidip kaybolur, ortada gider. Benim düşüncem bu. Erdoğan'da kurtulmak istiyorsanız, Bahçeli'de kurtulmak istiyorsanız Allah rızası için adayı çıkartma, düşürelim. Yoksa biz bile, ya çıkartma nedir? Biz çıkarttığı zaman Murat Kurum İstanbul Belediye Başkanı adayıdır. Anlatabildim mi? Ya çıkarmayı bir tarafa bırak ya dayı. Ben bir eğitimciyim. Biz ona iyilik yapmış oluyoruz. Ya ben Erdoğan'da kurtulmak istiyorum. Bahçeli'de kurtulmak istiyorum. Allah'ı seviyorsanız, onu seviyorsanız bunu şey etmek için, ya yarın adam 200 bin oy daha kaybetti, Başa Demir ters 600 bin oy aldıysa biz ne yapacağız? He? Dur 5 senede CHP bizi kandırsın, belki o zaman biz anlaşırız, biliyoruz ya, Allah biz her yerde kaybettik, biliyorsun. Hele dur o da bizi 5 sene bir kandırsın. Şimdi amaç o değil ya, amacın Erdoğan'ın Bahçeli'nin gitmesidir. Bilal gelmiş yanlış siyaset yapıyor, bu böyle. İstiyorsunuz tamam, verin tekrar çıksın. Tekrar çıksın. Hedefçi üyeyim de. Ama millet olarak ya ilgilenmeyi bir tarafa bırak. Siz bugün orada adayı çıkarsanız Murat Kurum yarın çıksın, tebrikleri kabul etsin arkadaş. Ben AK Partiliyim ama vermeyeceğim bu dönemde. Niye? Cumhurbaşkanı 3 gün önce depremzedeleri tehdit etti. O yüzden ben de vazgeçtim. Kusura bakmasın. Tehdidi herkes yemez. Ben o açıklamada hem istifa ettim, onlarda her şeyimi kestim. Yani tehdit etmene gerek yok kimseye abi. El ele vereceğiz, çalışacağız. O zaman vereceksin. Yerel belediyeyle çalışacaksın. Çalışamazsan suçsuzun. Ekrem İmamoğlu. Evet. Başarılı. Adam gibi adam. Yalanı yoktu ondan. Bak Hatay izledin mi sabahleyin? Millete ev yaptınız. Bak maşallah herkes kapıda, çamurda yürüyor zavallılar. Yeter. Yeter, emekliyiz. Karnımız aç. Tencereni koyacağız. Yeter. Zam geldi mi teyze? Gelmedi. Geldi, ucundan kuyruğundan geldi. Ama yediğimin zamı onu bastırdı, helal olsun. Vallahi çok zor millet. Ben çoktan doluyum. Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum neden bir sürü vaatlerde bulunuyor? Hangi birini karşılayacak? Kimin parasını kime dağıtıyor? Murat Kurum'uz söyleme bana. İmamoğlu alacak. Murat Kurum diyor ki kader. Depremde ölenler kaderimiz. Niye kader oluyor kardeşim? Ne kaderi ya? Sen de tutarsa ruhsatı verirsen. Ruhsatı veriyorum. Binalar yıkılıyor. İnsanlar, o bebekler, o bacılar, kızlar, kardeşler hep öldü gittiler. Yazık, günah değil mi? İki gündür biz ağlıyor hanımına. Yazık, ben çok acıyorum. O çocuklara, o kadınlara, o öğretmenlere, çocuklara, geleceğe, hala o Kırpistan gelen çocuklara, sporculara çok üzülüyorum. Yazık, günahtır. Bu ülkeyi bir adam vurmuştur.
Mustafa Kemal Atatürk. Babalarımızla, dedelerimizle. Hiç başkası kurmamıştır. Emekli kan ağlıyor. Askeri ücretten çalışanlar kan ağlıyor. Bir ev 10 milyon, bir ev 15 milyon, bir ev 20 milyon. Yazık değil mi? Kınak değil mi? Bu insana, bu gençler okuyamıyorlar. Neden okuyamıyorlar? Para yok. Bir simit 15 milyon tuttular, dediler ki bu simidi düşürek seçimden sonra 15 milyona çıkaracak. Türkiye'ye yazık değil mi ya? Bizim halımız ne olacak? Emeklere sesleniyorum. Emekler, kendinize gelin emekler. Türkiye'ye gelende emekler. Et yiyebiliyor musun? Etin kilo 6,5 milyon. 7 milyon. Etin kilo. Şu kadarı bir et. İnanır mısın? Et yiyemiyoruz. Tavuk da yiyemiyor. Bir tavuk alıyor 250 bin lira. Tavuğu da yiyip de satıyorlar. Yele kalı kaldık. Hemşerim. Anladın mı dediğimi? Herkes eli vicdanına koşsun sandığa gitsin. Bıktık. Kadı Toptaş'ın zamanında Götü'de İmamoğlu dosyayı verdi. Dedi ki bu kağıtları imzalarla daha imzalandığı yok. Esenyurt'a metro gelecek. Metroyu bile durdurdular. Yazık, günah değil mi? Esenyurt'u yıllardır, ben 50 senedir buradayım. Esenyurt çok çile çekiyor. Çok çile çekiyor. Hiçbir şey gelmiyor Esenyurt'a. İzin vermiyorlar. Niye elini vicdana koysun, bu kandil gecesi geçsin imzasın. İmamoğlu diyor ki bu kadar otobüs gelecek, gelmiyor. İmza vermiyor. Ya bu da vatandaş. İmamoğlu da vatandaş. İmamoğlu da askerlik yapmış, vergi vermiş. Ben de vermişim, o da vermiş. Hepimiz vergi veriyoruz. Hepimiz vergi sayesinde çalışıyorlar. 5 tane çatıya para vereceğine gelsin. Emekliye, işçiye, köylüye, vatandaşa dağıtsın paraları. Dul, yetim, ondan sonra herkese para versin. Yazık günah değil mi? Burada niye öldüler o şeyler, depremzedeler? Yazık günah değil mi? Niye öldüler? Kader diyorlar. Arkadaş, kader olur mu sen? Şimdi zamanan diyor ki İstanbul'da büyük bir deprem var. Herkes tekbirli olsun. Sığınma yeri yapılacak diyor. Doğru söylüyorlar. Bilim adamları, okuyan adamlar. Biz okumamızı ama adamlar okumuş. Yanlış mı oluşuyorum? Yumurtanın kolisi çıkmış 20 milyon, 120 milyon, 130 milyon, 150 milyon tutturduğuna veriyorlar. Arkadaşlar yanlış anlamayın. 15 senedir emekli olmuş mu, aldığım para 10 milyon 8 bin lira ya. Bir takım elbise yetmiyor Allah aşkına. Bir takım elbise yetmiyor. Bir ayakkabı yetmiyor. Emekliler sandığın başına gelince bütün emeklilere seslenin, hesap verin. Son konuşum o. Emekli, işçi, köylü, vatandaş, çiftçi. Ezildi, çiftçi de ezildi. İki domates alamıyorum. Cenab-ı Allah bu kandil gecesi herkesin kandili kutlu olsun. Allah bizi bunlardan kurtarsın. Allah demiş ben sana akıl vermişim, adam seç. Bir tek Allah'ı seçiyorum işte, Allah var. Ya. Daha önce AK Parti'yi destekledik ama 10 sene güzel çalıştı, ondan sonra batırdı gitti. Hiç de verecek bir adam yok. Gelmez de yani şu ülkeye hizmet edecek. Limonu 1 liraya alıyor, 30 liraya satıyor. Var mı böyle bir politik? Yok ya. İmamoğlu'na oy mu vereceğim? CHP'li değilim ama ona vereceğim. Ona verilmesi gerekiyor çünkü İstanbul AKP için bir saltanattır. Bir rant kapısıdır. İstanbul'u kaybettiyse Türkiye'yi kaybetti demektir. Ben CHP kökenli değilim ama İmamoğlu'na vereceğim yani. Çünkü kardeşim adam deprem oldu. Adam iki gün bundan sonra önce çıktı. Televizyonda hepimiz izledik, yeter ya. Ayıp ya. İnsanları sen tehdit ediyorsun. Ya bana oy verin ya da böyle sürüneceksin ya. Denilecek laf mıdır ya? 84 milyonun Cumhurbaşkanı ama A partisinden olur ve B partisinden olur. Değişen bir şey olmaz. Çıkıp televizyonlarda konuşma sistemi, konuşma uslubu, köy muhtarları bile o kadar kabaca konuşmuyor. Ayıp yani, ben utanıyorum yani. Öyle Cumhurbaşkanı konuştuğu zaman ben utanıyorum. Yani bir vatandaş olarak ben diyorum acaba ya, o kadar saygısız bir toplum muyuz? Saygısız bir ülke miyiz? Saygısız bir nedir yani? Bu nedir? Çıkıp insanlara resmen dümdüz gidiyor ya. Böyle şey olur mu ya? Ayıp değil mi yani? Yani ayıp değil mi? Yani insanları ötekileştirdi. O iki şey ezberlemişler. Oy vermesen ya PKK'lisin ya da FETÖ'cüsün. Başka bir şey değil. Ne demek ya? Demokrasi var, cumhuriyet var. Bak soruyorum insanlara, belki bazı arkadaşlar benden tepki alacak ama almayın. Bak Menderes'ten devam edip Erbakan'dan devam edip bu sürece gelindi. Bugün hilafet, şeriat denilen çürümüş bir zihniyet ülkeyi baş açık gezemezsin. Bu kardeşim kamera mı çekebilecek? Yok ya. Yok kardeşim, hilafete doğru adım adım gidiyoruz. Arap zihniyetine bürünüyoruz. Biz vatandaş değiliz. DEM Parti'de aday çıkaracağını açıkladı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kardeşim ben DEM Parti tabanıyım. Geçmişte yöneticilik de yaptım. DEM Parti eğer, bu buradaki insanların çoğu Kürttür, ben de Kürdüm. DEM Parti eğer aday bırakırsa direktmen AKP'ye çalışır demektir. Ha diyeceksin CHP mi çok iyi? CHP kötünün iyisi. Hiç umada CHP hırsızlık yapmıyor. Yani yaptığı şey göz önünde. DEM Parti eğer aday bırakırsa, tamam, bir kere bu seçimde gördük. Altılı masaya destek verdi. %17, %18'den %8,5'ta durdu. Eğer DEM Parti bu sefer aday bırakırsa %2, %3 bilemedim %3,5'tan fazla oy alamaz ülke genelinde. DEM Parti'nin yaptığı bana göre en büyük hatadır. Yani DEM Parti aday bırakırsa AKP alıyor. DEM Parti bunu yapmaması lazım. DEM Parti'ye terör denildiği sürece hepsinin canı cehenneme. Ben kesinlikle AK Parti'ye, CHP'ye veyahut öbür
D, E partilerine hiçbir şekilde oy vermiyorum. Hepsinin canı cehenneme diyorum. Hepsinin canı cehenneme diyorum. Hepsinin canı cehenneme diyorum. Hepsi birbirinden beter, hepsi birbirinden sahtekar, hepsi birbirinden rantçı. Hepsi birbirinden pislik. Perde arkasını kimse görmüyor. Biz de görmüyoruz. Ben de görmüyorum. Ne olduğu ne bittiği de kimse bilmiyor. Ama hepsinin canı cehenneme diyorum. Allah hepsinin belasını versin. Ekrem İmamoğlu tabii ya. Kardeşim ne İstanbul'da kötü gittik. Her şey güzel gidiyor. Hiçbir problem görmedik. Murat Kurum'u destekleyenler diyor ki ya Ekrem İmamoğlu ne yaptı ki diyor. Onlar sabit. Sabitlenmişler. Esasında tepeye sabitlenmişler. Farkında değiller. Onların karşısına kimi çıkarırsan överler. Tepeye sabitlendikleri için. Anlatabildim mi? Onların maksadı hizmet değil ki. Ekrem İmamoğlu şu an yapıyor ama belli bir süre geçti. Belli bir yanlışlar oldu. Hani Murat Kurum ülkenin zaten anasını ağlattı. İstanbul'da ne kadar araziyi verdiğini görüyorsun. Ne kadar mahkemelik olan davaları var. Ve ülkeyi ona teslim etmek bence büyük bir hata olur. Daha 10 bin metrekare arsayı kalkıp milletten alıp başkasına veren bir insana bütün İstanbul'u teslim etmek ahmaklık olur bence. İmamoğlu en azından şu an metro yapıyor Beylikdüzü'nden Yeni Kapı'ya benim bildiğim kadarıyla ve onayını alamadı. Benim hiçbir partide üyeliğim yok. Hiçbir partiye de oy vermedim. Hiçbir seçimde de oy kullanmayacağım. Çünkü ülkenin durumu belli ama en azından bu adam bir şeyler yapmaya gayret gösteriyor. Yeniden refahı vermeyi düşünüyorum. Ya benim için bir alternatif oluyor yani. Daha önceden kimi desteklediniz? AK Parti'yi destekledik. Ya bazı yanlışlıklarını gördüm. Tamam işte vazgeçtik. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynı arkadaşın dediğine de katılıyorum. İşin önlemini alamadılar ki. Bir gün aldığın yerini alamıyorsun. Yerini aldığını öbür gün alamıyorsun. Kiraların önlemini alamadılar. Onun önlemini alamadılar. Bir her türlü bir şeyi çıkartıyorlar yani. Bir yere gidiyorsun hiçbir denetim yok. Hiçbir denetleme yok. Yani bunları bir araştır, bir soruştur. Yani neden böyle oluyor? Neden gidiyor? Emekli hep emekli. Ya depremi emekli mi yaptı yani? Yazık lan yani bu yine emekliden çıkartıyor hırsını. Bu kadar da olmaz yani. Bence çok yanlış yaptı. Milletvekilleri de maaş şey almasınlar yani. Öyle yüksek maaş almasınlar o zaman. Madem yani bu depremi düşünüyorlar, onlar da bu kadar yüksek maaş almasınlar. Onların da bir faydası olsun şeylere, deprem bölgelerine. Tokyo'ya yazıldık. Tokyo'da gidiyor, başkalarına çıkıyor, yabancılar çıkıyor. Biz kendi benim engelli çocuğum olduğu halde %80, %90 garanti dediler. Ne çıktı ne gördü. Yani yatırdığımız parayı tekrar geri iade aldık yani. Yapacak bir şey yok yani. Bundan sonra kendileri düşünsün artık. Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Çalıştığı için. Kurum ne yaptı ki? Şey yapmadı ki kurum. 5 yıllık bakanlığı sırasında ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Söz verdi. Konutları bile yapmadı. TOKİ'nin konutlarını bile. Geçen günde şeyde haberlerde Cumhurbaşkanı ne diyor mesela? Belediyeyle ortaklaşa iş yapmadığımızdan dolayı diyor. Size yardım yok diyor Hatay'a. Biliyorsunuz duydunuz belki yani. Nasıl o Cumhurbaşkanı oranın Cumhurbaşkanı değil mi? Sadece diğer illerin Cumhurbaşkanı mı acaba? Onu ben merak ediyorum. Oradaki insanlar vergi vermiyor mu acaba Cumhurbaşkanına yani Türkiye Cumhuriyeti'ne? Niye böyle bir ayrımcılık var? İkisi de düşünmüyorum. Bilmiyorum yani. Zaten bir şey anlatmaya gerek yok ki. Her şey meydanda. Fark edecek bir şey olacağını sanmıyorum açıkçası. Daha önce kimi desteklediniz? AK Parti tabii. Şu an tamamen şeyim. Her iki tarafa da. Kullanacağım, kullanmayacağım diye bir şey yok ama o an ne olur bilemiyorum yani o esnada. Ama yaptığım bir pişmanlıktı diyebilirim. AK Parti'ye oy verdim, pişmanım diyorsun. Aynen öyle. Tabii ki Ekrem İmamoğlu olarak düşünüyorum. 20 yıldır bu hükümet başımızda ve hala depremde çıkıp da bir cumhurbaşkanı diyebiliyorsa, oy vermezseniz, size hizmet gelmezse ben artık Türkiye Cumhuriyeti'nden yani bu zamana kadar yaşadığımıza şaşıyorum yani. CHP'li olarak şöyle diyorum, imkan verilmesini istiyorum. Adam işte seçimlere girerken ne dedi? Topal ördek olacak dedi. Yani bir tarafı Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı böyle bir şey derse, bütün vatandaşlarını birlikte tek göz olarak görmezse tabii ki hizmet gelmez. Şimdi sen bir evin reisisin, bir çocuğuna para verip bir diğerine vermezsen ne olur? Diğer çocuk ne yapar? Kızar ister istemez. Sen şimdi topal ördek yerine korsan yani bir cumhurbaşkanı bunu nasıl çıkıp da der ya? Bir Türkiye Cumhuriyeti'nin başındaki adam derse ki bana vermeyen ne hizmet yok, böyle bir şey yok.